Fatuş'um doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Rabbim hayırlı, sağlıklı, uzun ömür versin inşallah. Batuhan'a doğum günün kutlu olsun bir tanem. Seni çok seviyoruz. Rabbim nice mutlu, huzurlu, güzel yaşlar nasip etsin inşallah. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Batuş'um. Seni çok seviyoruz. Yeni yaşında sana sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Batuş'um, iyi ki doğdun paşam. Adım Batuş, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, canım kuzenim. Kuzenim, Batu doğum günün kutlu olsun. İyi yaşlar. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Batu. Mutlu nice yıllara seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Batuhan. İyi ki doğdun Batuhan. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Seni çok seviyoruz Batuhan. Doğum günün kutlu olsun. Doğdun Batuhan. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun Batuhan. Mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun Batuhan. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Batuhan. İyi ki doğdun Batuhan. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Thank you.
başlangıcını annem yaptı. Batuhan niye gülüyorsun? Videonun başlangıcını ben yapmadım arkadaşlar. Annemle videonun açılışını yaptık. Böyle Batuhan'a özel bir doğum günü sürprizi hazırladım. Kendisi de Rabbim nasip ederse inşallah büyüdüğünde izleyebileceği bir video olsun istedim. Hacer annem, yani kayınvalidem rahatsız olduğu için çekemedim arkadaşlar. Bir de Ahmet. Ahmet'ten 2 gündür, yani bu videoyu sizinle paylaşmak için 2 gündür Ahmet'ten kısa bir video istiyorum. Erteledi. En sonunda neyse ben yapamayacağım dedi. Duygu ve düşüncelerimi işte paylaşamam falan dedi. Çünkü kendisi de çok duygusal olduğu için. Öyle söyledi. Ve bunu şimdi söyledi. Ben de birazcık üzüldüm. Çünkü 2 gündür yani videom hazır. Sadece Ahmet'ten video bekliyorum yani. 2 gündür Ahmet'i bekledim. En sonunda yapamayacağını söylediği için birazcık da üzüldüm, kızdım falan. Her neyse. Bugün 12. ayın 19'u Batuhan'ın doğum günü. Rabbim nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür nasip eder inşallah. Ailesiyle birlikte, tüm sevdikleriyle birlikte. Rabbim hayırlı evlat nasip etsin inşallah. En başta da tabii ki de. Batuhan'ın doğum hikayesini ayrı bir vlog olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani doğumdan öncesini ve sonrasını yaşadığımız sıkıntıları, olumlu ve olumsuz olaylarımızı anlatabileceğim bir vlogu hazırlamak istiyorum. Yani bu videoda doğum hikayesini anlatmayı düşünüyordum ama son anda karar verdim. Öyle diyelim. Umarım hazırlamış olduğumuz videoyu beğenmişsinizdir. Emeği geçen herkesten çok çok teşekkür ediyorum. Bizim için videoyu çekip gönderen herkesten çok çok teşekkür ediyorum. Çocukları da buradan kocaman öpüyorum. Hepsinin emeğine sağlık diyorum. Böyle ya, insanın şu an anlatmak istediğim ve konuşmak istediğim birçok konu var. Konu var derken bu konuda çok fazla konuşmak istiyorum ama inanın hani şey derler ya, böyle cümleler boğazınızda düğümlenir derler ya, evet ben de şu an öyleyim. Özellikle de Batuhan kucağımda, ne anlatabilirim ki şimdi? Gerçekten ben Batuhan'a sürekli diyorum, sen doğdun doğal işte hayatım değişti diyorum. Hayatıma el koydun diyorum. Ondan sonra evet, iyi ki de hayatıma el koymuş, iyi ki de doğmuş. Rabbim iyi ki bize bu şey duyguyu yaşatmış. Bana annelik duygusunu, eşime babalık duygusunu. Rabbim isteyen herkese bu duyguyu, yaşamak isteyen, gerçekten gönülden yaşamak isteyen herkese nasip eder inşallah en kısa zamanda. Bu haberi beklediğim arkadaşlarım, çevremden dostlarım falan var. Yani en kısa zamanda haberlerini duymayı çok istiyorum. Diyorum, yine diyorum, en kısa zamanda Rabbim her şeyin en hayırlısını nasip etsin inşallah. Bizlere evlat için hayırlı bir aile, hayırlı bir anne baba olmayı, evladımızın da bize karşı hayırlı bir evlat olmasını Rabbim nasip eder inşallah. Onların iyi bir insan olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz, her çabayı gösteriyoruz. Ya şey derler hani, böyle bir gülümsemesi dünyaya bedel derler ya, gerçekten öyle. Hani gece yatmıyor üzülüyoruz, sabah kalkmıyor üzülüyoruz, yemiyor üzülüyoruz, hasta oluyor üzülüyoruz ama ya iyileşmesi için yine sabahlara kadar başında bekliyoruz, bir şeyler yemesi için elimizden geleni yapıyoruz, o olmadı bir daha, o olmadı bir daha falan. Gerçekten annelik emek ister derler ya, ya emeğin böyle en büyüğünü, en çoğunu ister gerçekten. Ben hep şey derim hani, Batuhan doğdu doğalı, çok da kolay bir bebek değildi. Kolay bir bebek değildi. Öyle çok zor geçti. İlk 6-7 ayımız falan bayağı bir hareketli geçti. Hep şey derim ben hani, gerçekten bu dünyada en zor işmiş anne olmak falan derim ben. Bu lafımın da arkasındayım, yine söylüyorum. Annelik gerçekten çok zor bir şey. Sadece böyle hani bir tabakta bir makarna yapıp çocuğa yedirmek değil. Annelik kesinlikle değil. Her konuda, yani duygusal anlamda, bilmiyorum ya, manevi anlamda çocuğun ruhunu doyurmak bence gerçekten çok çok ama çok farklı bir şey. Bazen kızıyorum, sesimi de yükseltiyorum çünkü insanız yani. Hani bir yerden sonra işte sabahlara kadar yatmıyor, sonra sabah yine yatmıyor, üzülüyorsun. Akşama kadar bir şeyler yedirmeye çalışıyorsun, bir kase çorbayı içmiyor. O aç kalınca sen de kendini aç hissediyorsun, moralin bozuluyor. Böyle yani bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. İşte annelik de budur.
Bence kesinlikle. Ne bileyim ya, yine de diyorum her şey onlar için tabii ki de, onların mutluluğu için, onların sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Sen ne diyorsun Batuşel? Biz var ya, biz böyle birbirimizi yiyoruz. Batuhan'la ikimiz kedi köpek gibiyiz annemin tabiriyle. Vallahi birbirimizi yiyoruz. Ama yine de Rabbim ne onun yokluğunu bana göstersin ne de benim yokluğumu ona göstersin. Bir evlada en iyi annesi bakarmış. Annenin de en güzel uğraşı, en güzel işi evladıdır tabii ki de. Çok yoruyor, çok. Çok dertliyim ben bu çocuktan, yok. Böyle kızıyorum falan. İşte bir şey yemeyince veya uyumayınca falan kızıyorum, üzülüyorum falan. Sonra şey yapıyor, arkadan geliyor böyle yanağıma bir öpücük konduruyor. Gerçekten ne yapacağım da bilemiyorum böyle. Şu an hani o an bütün böyle duygularım falan yerle bir oluyor. Hani normalde çok sinirliyim, çok kızıyorum falan. Geliyor bir öpücük konduruyor veya geliyor bir kucağıma oturuyor. Bir de şey diyor, anne diyor böyle aniden. Ben de annem diyorum. O tekrar söylüyor, anne, anne. Hani benden o cevabı aldığını bildiği için tekrar bir daha falan. Zamanımız ona geçiyor. İnanın 7-24 yani, olması gerektiği gibi. Öyle bakalım bundan sonraki hayatımızda Batuhan'la birlikte. Daha neler olacak neler. Birbirimizi daha ne kadar yiyebileceğiz acaba? Birazcık büyüsün, inan onunla çok güzel planlarım var. Çok güzel şeyler yapmayı planlıyorum ama Batuhan'la hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir etkinlik yapamıyorum. En dertlendiğim konu. Daha çok küçük falan diyorlar ama yok yani, olması gereken şeyleri bile ben Batuhan'la yapamıyorum. Bilmiyorum. Yani öyle hayatımız devam ediyor. Rabbim yine diyorum en kötü günümüz böyle olsun inşallah. Şey yapıyorum böyle, hani telefona karşı ne konuşabilirim ki falan yapıyorum. Gerçekten de karşıma alınca en iyi arkadaşım gibi. Yani en iyi arkadaşıma anlatabileceğim konuları böyle rahatlıkla konuşabilmek beni de çok rahatlatıyor. Evet diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen güzel dileklerinizi yorum olarak bildirirseniz çok sevinirim. Sizin o güzel yorumlarınızı görmek, okumak beni o kadar çok mutlu ediyor ki inanamazsınız. Batuhan izin vermiyor ki konuşayım. Telefonu alıyor, bir şeyler yapıyor. Emziği benim ağzıma sokuyor falan. Böyle devam ediyor günümüz. Videomu beğendi, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayanlar için abone olmanızı rica ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.